Merhabalar arkadaşlar ben klasikoca.com'dan Cemal Hoca. Konuyu anlıyorum ama çözemiyorum serisinin ikinci videosundayız. Birinci videosunda ses bilgisini halletmiştik seninle. İkinci videoda sözcükte yapı konusunu halledeceğiz. Konuyu anlıyorum ama çözemiyorum videosunda genel olarak ne yapıyoruz? Konu anlatımdan ziyade sorular nasıl çözülür buna odaklanıyoruz. Ve konuya nasıl çalışmalıyız buna odaklanıyoruz. Sözcükte yapı dediğimiz zaman neye bakmamız gerekir ona odaklanıyoruz. Burada uzun uzun konu anlatımı yapmıyoruz bu videoda. Videonun başında bunu söyleyip şimdi sen de konuya çalışırken YouTube'dan izliyorsun, konu anlatım kitabından çalışıyorsun, kendi öğretmenin sana anlatıyor. Konuyu dinlediğin zaman anladım hissine kapılıyorsun. Sonra Testin birinci sorusundan başlıyorsun ve takılmalar başlıyor. Çözemiyorsun. Yani istediğin verimde çözemiyorsun soruları. 12 soruda 6 yanlışın çıkıyor, 7 yanlışın çıkıyor. İlk soruda takılıyorsun. Çünkü konu anlatımında çok basit anlatıyoruz ama sorular o kadar basit değil. O zaman biz konuyu anlıyorum ama çözemiyorum serisinde ne yapıyoruz? Hem konuyu basitleştiriyoruz hem soru çözüm yollarını gösteriyoruz sana. Peki sen ders çalışırken ne yapacaksın? Sen de aynı taktiği uygulayacaksın. Taktik ne? Sadece konu anlatım çalışmak yeterli değil. Sadece konuya çalışmak bir konuyu anlamanın yalnızca üçte biridir. Lütfen önce konuya çalışın. Daha sonra mutlaka o konuyu özetleyin. Ve üçüncü adım olarak konuyu kendinizin anlayacağı şekilde basitleştirin. Basit bir nota dökün. Benim burada yaptığım gibi. Bu size özel bir not. Konuyu anlayacağın şekilde basitleştirdikten sonra özellikle ilk 30-40 soruyu lütfen basitleştirdiğiniz nottan kopya çekerek çözün. Şimdi biz de öyle yapacağız. Ben buraya ortaya soruları koyacağım ve buradan kopyalar çekerek Fikirler alarak, hatırlayarak çözeceğiz. İlk 30-40 sorunuzu hem kopya çekerek hem de yanlışlarınızı analiz ederek çözerseniz işte o zaman o konuyu bitirmiş, en azından o konuyu anlamaya yaklaşmış ya da anlamış olursunuz. O zaman bu girizgahtan sonra sözcükte yapıya Kısaca başlayalım. Neden böyle bir not çıkardım? Onu anlatalım size. Şimdi sözcükte yapıyla ilgili sorular gelirken en çok sorulan sorularım hangisi? Hangisi yapısı bakımından farklıdır? Hangisinin kökü farklıdır? Hangisi yalnızca çekim eki almıştır? Hangisi yalnızca yapım eki almıştır? Hangisi hem çekim hem yapım eki almıştır? ÖSYM'nin de MEB'in de en sevdiği soru tipi bunlardır. Ve denemelerinizde de TYT'de de bu soru tipi gelir. Sözcükte yapı deyince aklıma bu soru tiplerini getireceğim. Sözcükte yapı deyince bir sözcüğün basit mi, türemiş mi, birleşik mi olduğuna bakacağım. Yani yapısına göre sözcüklere bakacağım. Peki yapısına göre sözcükleri 3'e ayırıyoruz. Buradaki mantık ne hocam? Basit niye basit? Türemiş niye türemiş? Birleşik niye birleşik? Aslında bunu sen de çok iyi biliyorsun ama ben sana farklı bir mantığını da anlatacağım aklında kalması için. Şimdi basit de ne diyoruz? Yapım eki yok hocam. Yapım eki yoksa basittir. Yapım eki varsa türemiştir. Birleşik sözcük odam adı üstünde birleşik en az iki adet sözcükten oluşacak. Genellikle iki sözcükten oluşacak. Ama birleşik sözcükler illa bitişik mi yazılmalı? Hayır ayrı da yazılabilir bitişik de yazılabilir. Tamam bunu biliyorum ama bir sözcüğe baktığım zaman onun içindeki yapım ekini göremiyorum diyorsun. İşte onun biraz hem mantığını anlatacağım hem çekim eklerini biraz öğreneceğiz. Çekim eklerini iyi bilirsen, çekim eklerinden kopya çekersen geriye hangi ek kalacak? Türkçe'de yapım eki kalacak. Zaten iki ekimiz var. Çekim eklerini attığın zaman geriye yapım eki ve sözcük kalacak. Onunla baş başa kalacaksın. O yüzden çekim eklerini en azından ismini bilmek, şeklen onları bilmek sana bu konuda çok fayda sağlar. Lütfen çekim eklerini ihmal etme bu konuda. Peki hocam bu basitlik, türemişlik, birleşiklik aslında ne? Aslında şu. Basit sözcük dediğiniz sözcük sözcüğün ilk hali. Şimdi basit türemişlik ve birleşiklik sözcük üretmekle sözcük türetmekle yeni bir cisme yeni bir isim vermekle ilgili. Mesela şöyle hayal et bundan 10 bin yıl önce Orta Asya'da yaşayan bir Türksün. Gittin Ergenekon Dağı'na orada bir maden buldun. Baktın bu maden diğerlerinden çok daha sert. Dedin ki ben bu madene demir ismi vereyim. Verdin demir ismini. Demir ismi şu an senin basit sözcüğün. Tamam Önce bu kadar basite indirgeyelim konuyu. Demir basit bir sözcük. Şimdi peki aldın bu demiri götürdün obaya. Dedin ki bunu işle. Bir adama dedin. Şimdi bunu işleyen bundan silah üreten adama da bir şey demek zorundasın. O zaman dedin ki ben bunu demirden türetirim. Buna demirci derim. Demirci. Şimdi demir başka bir şey, demirci başka bir şey hocam değil mi? Dolayısıyla buradaki C'i senin neyin olur? Yapım ekin olur. Yani demirciyi ne yaptım? Demir sözcüğünden türettim. Tamam geldik aradan yıllar geçti artık demirciyi türettik. Meslek ismi olarak demircilik diye bir meslek icat ettik. Onu türettik demiri bulduk. Mesleğe icat ettik bunu yapanı bulduk sözcükleri türettik. Geldik 19. yüzyıla falan. Bir baktık ki adamlar demirden bir yol yapmışlar. Üzerinde garip bir alet gidiyor, tren gidiyor. Şimdi buna bizim bir yeni bir sözcük bulmamız lazım ki anlatabilelim ya. Bu, bu şudur diyebilelim. İşte o zaman da birleşik sözcükler devreye gidiyor. O zaman da diyorsun ki hocam ben demirle yolu birleştiririm ne koyarım bu yeni bu trenin gittiği bu yere ne derim ben? Demir yolu derim. Kaç sözcükten oluştu? Bir, iki sözcükten oluştu. Al sana birleşik sözcük. Zaten birleşik sözcükler sözcükte yapı sorusunda karşına çıkmaz. Karşına çok az çıkar. Birleşik fiillerden soru gelir ama o fiil konusunun testidir. Onu fiilde öğreneceğiz seninle. Ya da çekim eklerinden, iyelik eklerinden, ekinden hangisi bulunma haleki almıştır, hangisi belirtme haleki almıştır, hangisi iyelik eki almıştır diye soru gelir ama onun konusu da sözcükte yapı değil. Onu da ayrı öğreneceğiz. Onu isme gelen ekler diye ayrı öğreneceğiz. İsimlerde öğreneceğiz. Şimdi sen şu basit mantığı aklında tut benim için yeterli. O zaman ben yapım eki olan türemiz sözcük bulurken genellikle şunu yapmalıyım. Ya bu sözcüğün ilk hali ne olabilir? Bu sözcük nereden türemiş olabilir? Mesela şurada sorudan herhangi bir sözcüğü seçelim. Yolculuklarını sözcüğü var hocam. Burada ne var? Yolculuk. Şimdi yolculuk nereden gelmiş olabilir? Yolculuk yolcudan gelmiş olabilir. Yolcu nereden gelmiş olabilir? İlk kez Yolcu sözcüğünü türeten ilk adam bunu nereden türetmiş olabilir? Yoldan türetmiş olabilir. Yol, yolcu, yolculuk. Yapım eklerini hemen gördün. Mesela şurada baskı diye bir sözcük var. Baskılarına sözcüğü. Bu sözcük Baskı sözcüğü hangi sözcükle ilişkili olabilir? Baskı hangi sözcükten türetilmiştir? İsim de olabilir, fiil de olabilir. Baskı bas sözcüğünden, basmak fiilinden türetilmiş olabilir. Bu ilişkiyi zihninde kurarsan hiçbir şey yapmana gerek yok. Tüm yapım yapım sözcükte yapı sorularını rahatlıkla çözebilirsin. Bakalım şuraya. Yerleşmişlerdi diye bir şey var hocam. Ne yapmış bu adamlar? Yerleşmişler. Demek ki burada yerleşmek fiili var. Peki bu yerleşmek fiilini bulan ilk adam buna yerleşmek diyen ilk adam bunu acaba hangi sözcükten türeterek yapmıştır diye düşünmelisin her zaman. Yerleşmek hocam yerden türemiş olabilir. Bakın burada yer diye bir sözcük var. Yer yerleşmek İlk adam bunu nereden türetmiş diye düşüneceğiz hep. Şuradan rastgele yine soruları çözmüyorum ama sadece sözcüklere bakıyoruz. Hocam, bağlantısı diye bir sözcük var. Bağlantı sözcüğü. Bağlantı sözcüğü nereden gelmiş, nereden türemiş olabilir? Bağlanmak olabilir. Peki hocam bağlanmak nereden gelmiş olabilir? O da bağlamakla ilgili olabilir. Bağlamak da nereden gelmiş olabilir diye bak. Tarihin Millattan öncenin en gerisine doğru git. Bağlamak da bağdan gelmiş olabilir. Bak bir sürü ne buldun? Yapım eki buldun burada. Değil mi? Mesela bakalım önemsemiş, önemsemek fiili nereden gelmiş olabilir? Bu adam bunu hangi sözcükten türetmiş olabilir? Önem sözcüğünden türetmiş olabilir hocam. Hatta önemi de belki de önden türetmiştir. Çünkü önemsediğimiz şeyler ne olur? Önde olur. Bak bunları akıl yürüt, fikir yürüt. Bu şekilde devam et. Bakalım şuradan rastgele birazdan sizin için çözeceğim çıkmış sorular bunlar. Saygılı sözcüğü nereden gelmiş olabilir? Saygılı sözcüğü saygıdan gelmiş olabilir hocam? Saygı nereden gelmiş olabilir? O da saymaktan gelmiş olabilir. İnsanları saymak, onları dinlemekten gelmiş olabilir. Varlık nereden gelmiş olabilir? En küçük ilk halini bulmaya çalışayım bu sözcüğün. Vardan gelmiş olabilir. Süreci sözcüğü, süreç sözcüğü nereden gelmiş olabilir? Süreden gelmiş olabilir değil mi? Süreç, süre, süre nereden gelmiş olabilir? Sürmekten, vaktin geçmesinden gelmiş olabilir. Mesela yeterlik diyor, yeterli, yeterlik sözcüğü yeterliden gelmiş olabilir. Yeterlinin yine yetmekle bir ilgisi olabilir. Sözcüğün kendinden önceki sözcüklerle ilişkisi var mı diye kontrol etmek, yapım ekini bulmanın en basit yoludur. Bunu isselleştirdiğin zaman yapım eki bulmakta zorlanmazsın. Bir tane daha bakalım hocam. Düşünce sözcüğü nereden gelmiş olabilir? Düşüncenin düşünmekle bir ilgisi olabilir. Evet düşünmenin de kökünü arayıp Düşünmenin de daha küçük, daha geride bir sözcükten gelmiş olabilir. Düşünce de e, düşten gelmiş olabilir. Tamam mı? İlk yapacağımız şey bu. Bunu iselleştirmek. Bu mantığı, bu düşünceyi iselleştirmek. Peki hocam başka ne yapacağız? Başka bir de neyi bileceğiz? Başka bir de çekimeklerini bileceğiz. İsme hangi çekimekleri gelir? Fiile hangi çekimekleri gelir? Hemen çekim eklerini yazmışım buraya. Çokluk eki hepinizin bildiği ek. Ne yapar işte ev yerine evler dersin. İyelik eki ne yapar iyelik eki? Bir ismin sahibini bildirir. Yani evim dediğin zaman o senindir. Senin olduğunu bildirir. Sahibini bildirecek hocam. Bu zaten çoğaltıyor hocam. Hal eki var. A, E, Da, Da, D, Dan, Den, I, I, U, Ü. Değil mi? İyelik eki var. Im, İn, ı, mız, nız, Bu kopyalarımız burada duracak. Buna biraz şöyle örnek verelim. Mesela bunlar ne? İsme gelen. İsmimiz ev olsun hocam. Ev sözcüğüne ne getirelim? Çokluk gelsin. Ev, evler oldu. Tamam. Çokluk geldi çekmek. Başka hangi ek getirebilirsin? Sahibini söyleyebilirsin. Söyle çekinme. Senin evin olsun bunlar. Evlerim de. Tamam hocam bu da çekim eki. Başka ne getirebilirsin buna? Başka haleki getirebilirsin. Evlerim, evlerime, evlerimde diyebilirsin. Hatta sana halekinin mantığını da anlatayım bak şimdi. Evlerim, mesela ben buraya sattım yazarsam, eğer fiilim satmak olursa sen evlerim hangi halekini getireceksin? D'yi mi, dan'ı mı, ı'yı mı, e'yi mi? Sattım dersen i'yi getirmek zorundasın. Evlerimi sattım. Haleki fiille isim arasında bir bağlantı kurar. Halekleri ne işe yarıyor diye soruyorsunuz ya bazen bunlar bizim ne işimize yarıyor hocam. Ne işe yaradığını bilirsen biraz daha kolay aklında kalır. Haleki ne yaparmış? İsimlerle fiil arasında bağlantı kurarmış. Mesela ben buraya sattım değil de mesela ne yaptım? Baktım yazayım. Eğer bakmak fiilini kullanırsam sen evlerim bu sefer e halekini getirmek zorundasın. Evlerime baktım demek zorundasın. Mesela bıktım diyelim. Bıktım dersem ne diyeceksin? Evlerimden bıktım diyeceksin. O kadar çok evim var ki bıktım artık diyeceksin. Demek ki haleki ne yapıyormuş? Haleki de fiillerle isimler arasında birliktelik kurmaya sağlıyor sağlıyormuş, işe yarıyormuş, ikisini birbirine bağlıyormuş. Tamam, iyilik sahiplik bildirir. Çokluk zaten çokluk. eki isimlerle fiilleri birbirine bağlar. O yüzden genellikle nerededir? Genellikle sözcüklerdeki son eklerin çoğunlukla halekidir. Sana eki sorulduğu zaman da bunu yap. Ortalarda, içerlerde arama. Nerede ara? Son da ara. Tamam mı? Peki yapım ekini nerede arayacağım hocam? Yapım ekini de kökte kökten hemen sonra arayacağım. Sıralama Türkçede şudur. Önce kök, sonra yapım eki, sonra ne gelecek? Gelirse çekim ekleri gelecek. Yani ben şöyle yazarsam en basit itibariyle göz, gözlük yapım eki geldi. Ondan sonra gözlükler gözlüklerim, gözlüklerimi. Bak burada böyle bir sözcükle karşılaştığın zaman çekim eklerini bilmenin faydası ne? Çekim eklerini hemen sileceksin. Hocam ler var, im var, i var. Bunlar zaten çekim eki gitti. Geriye ne kaldı? Gözlük kaldı. Bunun içerisindeki lük eki yapım eki mi diye kontrol edeceksin. Biraz da fiilleri yapalım. Fiillere gelen hangi eklerim var? Kip eki var fiillere. Zaman bildiriyor bunlar ya da istek şart bildiriyor. Doğru mu? Şimdi Geçmiş zaman ekim Öğrenilen geçmiş zaman ekim miş. Şimdiki zaman ekim yor ya da makta. Gelecek zaman ekim acak ecek. Geniş zaman ekim R. Re. re önüne tüm ünlüleri alabilir. Dilek şart gibi sase. istek gibi ea. Gereklilik gibi melalı. Melimalı bir de kişi ekleri geliyor. Yani ben geldim dediğin zaman sonuna M getiriyorsun. Sen geldin dediğin zaman sonuna neye getiriyorsun. Hocam bunların hepsini ayrıntılı bilmek zorunda mıyım? Hayır. Onu fiil konusunda öğreneceğiz. Ama sana şöyle bir fiil geldiği zaman mesela gel miş ler di diye yazdı sana. Sana burada diyor ki çekim ekimi almış, yapım ekimi almış ya da altını çiziyor. Hem yapım eki hem çekim eki almıştır diye soruyor. E hocam miş kipeki Ler burada onlar gelmişler kişiye ki di de ki peki geriye ne kaldı bir tane gel kaldı. O zaman hepsi çekim eki diyeceksin. Çekim eki bilmenin faydası bu. Yazalım mesela ne diyelim okuyacaksan yazdık. Baktım buna hemen. Hocam acak gider değil mi? S sağ gider. neye gider. Bunlar gider. Bunlar çekim eki. Geriye oku kalır. Ondan sonra soruyu çözerim. Şimdi çekim böyle kenarda dursun. Biz hem çekim böyle kopya çekerek sağdan soldan eleyerek gidelim. Hem de yapım eki mantığıyla devam edelim. Şimdi ilk 5-6 soruyu arkadaşlar. Çıkmış soru olarak çözeceğim. ÖSYM'nin sorduğu soruları ne yapacağız? Seninle birlikte çözeceğiz. Sonraki sorularda bir 5-6 tane de MEB'in kazanım testlerinden sorular seçtim. Onları çözeceğiz sözcükte yapıdan. Bundan sonra net kaybetmeyeceksin. Özellikle dil bilgisini boş bırakan arkadaşlara sesleniyorum. Dil bilgisini denemelerde boş bırakmayın. Dil bilgisi denemelerde ve sınavın kendisinde kolay gelir. Soru bankalarında soru çözerken konunun her kazanımıyla ilgili soru geldiği için zorlandığın sorular elbette olacak. Yanlışlar elbette çıkaracaksın. Bunlar yüzünden moralini bozup dil bilgisine küsme. Çünkü 8-9 tane soru var ve en çok boş bırakılan soru tipi dil bilgisi soru tipidir. Şöyle düşün. Sınava öylesine girmiş, boşu boşuna girmiş öğrenciler bile paragraf sorularını okuyup bir şekilde işaretliyor. Niye? İşte okuduğunu anlama sorusu diye düşünüyor. İşaretliyor geçiyor. Ama dil bilgisi sorusuna gelince hemen hemen çoğunluğunuz bu zaten bilgi sorusu. Ben buna çalışmadım deyip boş bırakıyorsun. Boş bırakma. Asıl net farkını dil bilgisinden at atacaksın. Hele ki paragraf sorularını iyi çözebilen bir öğrenciysen, paragrafta cümlede anlamda, sözcükte anlamda ortalamanın biraz üzerinde net çıkartabiliyorsan dil bilgisini de çözüp bunun üzerine katıp arkadaşlarına oldukça fark atabilirsin. Şimdi biz ne yapacağız? Şimdi basitlik, türemişlik, birleşikliği anladık hocam. Demirdi, demirciydi, demir yoluydu. Bunların nereden geldiğini düşüneceğiz. Bir de çekim eklerinin ne olduğunu şöyle gözümüzle baktığımız zaman mesela yerleşmişlerdi de hocam miş ki peki şurada duruyor. Ler onlar yerleşmişlerdi burada duruyor. İstersen sen çokluk eki al. Çok önemli değiller burada duruyor. Burada bir di var hocam. Bu da ki peki. O zaman şu çekim ekleri var bunda. Bunun içinde çekim eki var. Yolculuklarını sözcüklerini göreceksin burada. Bakacaksın larını yazıyor. Lar ne? Çokluk eki hocam burada. Yolculukları onun yolculukları iyilik eki hocam. Burada bir ı eki daha var hocam. O da belirtme hal Bak belirtme hal eki ile iyilik ekini ayırma sorusu diyelim. Belirtme hal eki nerede? Sözcüğün sonunda iyilik eki nerede? İçeride kaldı. Bir de bu ne ne hocam? Kaynaştırma. Şimdi kaynaştırmayı da şöyle şuraya yaşasın diye kodlayarım. Gözünüz alışsın. Ne bu? Yaşasın harfleri. Eğer böyle tek başına kalırsa, iki tane ünlünün arasında olursa ya da tek başına kalırsa ben bunlara ne diyorum? Kaynaştırma diyorum. Bunu ilk videoda anlattım. Ses bilgisi videosunda. Şöyle baktım hocam herhangi bir soruya. İlerleyiş diyor. İlerleyişleri diyor. Buradakileri çokluk eki. Buradaki iyi belirtme hali eki. Gözünü buna alıştırdım. Tamam mı? O zaman şimdi gelsen de soru çözmeye geçelim. Hızlıca artık soruları çözebiliriz. Bu parçadaki mı sözcüklerden hangisinin kökü farklıdır? Bu soru tipi ne? Kökü farklıdır diye sorarsa ben ne yapacağım? 2015'te ÖSYM sormuş. Kökü farklıdır demiş. Türkçe kökler ya isim olur ya da ne olur? Fiil olur. O zaman neyi kontrol edeceğim? Hemen kökteki en küçük sözcüğe gideceğim. Kökteki en küçük sözcük isim mi fiil mi diye kontrol edeceğim. Nasıl kontrol edeceğim? Fiil ise mekmak koyabileceğim. isimse koyamayacağım hocam. Tamam. Hangisi farklıdır? Şimdi hızlandıran sözcüğünün en küçük hali hız. Hız ne? İsim mi fiil mi? Hızmak diyemediğine göre isim. Hız isim hocam. Yolculuklarını sözcüğünün en küçük kökü ne? Yol. Yol ne hocam? İsim. Arabaların gittiği yere diyoruz. Yerleşmişlerdinin en küçük kökü ne hocam? Yer. Yer ne hocam? Yer isim. Tamam. Baskılarına diyor. Baskılarının en küçük hali bas hocam. Bir sonuna mak koyalım bakalım. Basmak. Basmak ne? basmak fiil. E, hepsi isim çıktı. Basmak fiil çıktı. O zaman ne işaretleyeceğim? Basmayı işaretleyeceğim. İlerleyişe bakalım. Çeldirici şıkkım burada. İlerleyiş. İlerleyişin kökü ilerlemek mi? Yoksa demirci gibi mi düşüneceksin? İlerlemek nereden türemiş olabilir? İlerlemek fiilini ilk bulan kişi bu sözcüğü nereden türetmiş olabilir? Acaba ileri sözcüğünden türetmiş olabilir mi? Bak bu mantıkla ünlü düşmelerini de rahatlıkla görebilirsin. İlerlemek ileri'den türemiştir hocam. İleri de ne olacak? İleri de isim olacak. Bu soruyu geçtik seninle. Bakalım başka ne sormuş ÖSYM. E. Bu parçada altı çizili sözcüklerden bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? Yapım eki almayanı bul diyor bana. Bakalım hemen. Şimdi ben bunu nasıl çözüyorum biliyor musunuz? Hemen şöyle süreci, varlık, saygılı, kendinden, yeterliye dedi. Hemen kendinden de bir den gördüm. Den nedir? Ayrılma hal ekidir hocam. Sözcüğün kökü ne? Kendi sözcüğü. Ayrıl hale kim var? Bir de burada yalnız başına kalmış ne var? Ayrıl hale ki yalnız başına kalmış ne de yaşasın olduğuna göre... ...şimdi burada sadece çekim ekleri var. Ben bunu buradan işaretlerim. Ama gel seninle sen nasıl çözeceksin ona bakalım. Konuyu öğrenirken en azından konuyu öğrendikten sonra benim gibi çözeceksin. Hocam süreci sözcüğü var burada. Süreci sözcüğü, süreç sözcüğü var. Süreç sözcüğü nereden gelmiş olabilir? Süreden gelmiş olabilir... O zaman yapım eki almış diyeceksin eleyeceksin. Varlık vardan gelmiş olabilir dedik eledik. Saygılı saygıdan gelmiş olabilir. Saygı saydan gelmiş olabilir eledik. Yeterlik yeterliden gelmiş olabilir dedik eledik. Sadece nereden gelmiş olabildiğine bakıp ÖSYM'nin 18'de 2018'de sormuş olduğu soruyu işaretledik. Boş bırakmadık bir net kazandık. Devam edelim bakalım. Bu parçadaki numaralı sözcüklerden hangileri hem yapım hem çekim eki almıştır? 2017'de sormuş. Ne demiştik en çok sorulanlarına? Yapısı bakımından farklıdır, kökü baklıdır ya da yalnızca çekim eki, yapım eki hem çekim hem yapım eki sorar demiştik. Bak aynısını soruyor. Hem yapım eki hem de çekim eki almıştır. Bakalım nasıl bakalım? Şöyle birden başlayalım senin için. Hem yapım eki hem çekim eki almıştır. Bağlantısı Hocam bağlantısı buradaki sözcük ne? Bağlantı sözcüğü. Şurada bir ı harfi var. Şurada da bir s yine tek başına kaldı. Bu yaşasının s'si. Buradaki ı harfi de ne? E şuradaki ı'lardan biri işte. Ne olduğunu bile bilmene gerek yok. Şuradaki ı'lardan biri. Tamam. Bağlantı sözcüğü nereden gelmiş olabilir? Bunu ilk bulan adam nereden bulmuş olabilir? Bağlantıyla bağlanmanın bir ilişkisi var. Demek ki bağlanmaktan gelmiş olabilir. Bağlanmanın da bağlamakla ilişkisi var. Yani ne diyeceğim? burası yapım eki de almış. Şuradaki çekim eki de almış. Değil mi? O zaman bir kesim var. Bir kesim varsa hop şıklar gitti. Dil bilgisi çözerken yapacağın en önemli taktik şıkları elemek. Şıkları ele. Birden beşe kadar yapıp sonra şıklardan işaretleme. Gelirken çeldiricilere takılırsın. Şıkları ele çeldiricileri aradan çıkart. Bir iki kaldı bir dört kaldı. Bakalım ikiye. Yıllarından sözcüğü var hocam yıllarından sözcüğü bak şimdi yıl sözcüğü kök lar çokluk eki onun yılları ı hal eki ne ortada kaldı? Kaynaştırma. Dan ne? Dan yine ne? Hal eki. O zaman bunları ne yaptım? Yıllarından. Hepsi çekim eki almış değil mi? Hepsi çekim eki almış. Yapım eki var mı? Yok. Bu da gitti. Bir dördü işaretledin. Dördü kontrol edecek misin? Edelim senini. Ne? miş neydi hocam? Mis şuradaki çekim eklerimdendi. Fiile gelirdi. Kipekiydi. Bir tane çekim eki buldum. Şimdi geriye ne kaldı? Önemsemek sözcüğü nereden gelmiş olabilir diye düşüneceğim. Önemsemek sözcüğü Önem sözcüğünden gelmiş olabilir. Dolayısıyla şuradaki s yapım 2 olabilir dedin. İşaret dedin. Soruyu doğru yaptın. Hemen diğer soruya geçelim seninle. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır? Şimdi altını çizmiş ilk soru tipimizi sormuş. Yapısı bakımından hangisi farklıdır? Yaşam algılamak, yorumlamak, yer, düşünce diye baktım. Birleşiği sormuş mu? Sormaz. Birleşiği sana sormaz bu soru tipinde. O zaman basitlik türemişlik arayacağım. Yani ne arayacağım? Dört tanesi türemiş bir tanesi basit olacak ya da tam tersi olacak. Şimdi ben şöyle soruya baktığım an şurada yerine sözcüğü benim gözüme çarpıyor. Yerine'nin köküne Yer. İ ne? İ şuradakilerden bir tanesi hocam. Onun yeri. Değil mi? E ne? E de hocam şuradakilerden yerine. O çekim eki. E bu arada kalan ne neydi? Kaynaştırma. O zaman bu sadece çekim eki almış. Tamam mı? Bakalım. Düşünce sözcüğü nereden gelmiş olabilir? Düşünmekten gelmiş olabilir, yapım eki almış. Yorumlamak sözcüğü nereden gelmiş olabilir? Yorumdan gelmiş, yapım eki almış. Algılayıp sözcüğü algılamak nereden gelmiş? Algıdan gelmiş olabilir. Ne yapacağım? yapım eki almış. Yaşam sözcüğü nereden gelmiş olur? Yaşamaktan gelmiş olabilir. Yaşamak da yaştan gelmiş olabilir. E bu da yapım eki almış. Hangisi yapım eki almamış? 4 yapım eki almamış dedin. İşaret dedin. Yine çıkmış soruyu çözdün. Başka bir çıkmış soruya geçiyorum hemen. Bu parçadaki numaralı sözcüklerden hangisi yalnızca çekim eki almıştır? Şimdi yalnızca çekim eki alanı bulacağım. Tamam. Yine bak düşüncelerin abartılı anlatıma gülmecesel diyor. Bunu kaçta sormuş? 2010'da sormuş. Şurada yanını sözcüğü yine benim gözüme çarptı. Yan, yanı onun yanı yani şuradaki ı i, i var yine. Yine bir tane I var. Hocam buradaki I da buradaki I, I, U, U'yu belirtme durumu eki. Hocam ne ortada kaldı, tek başına kaldı. E o da yaşasın yani kaynaştırma. Yalnızca çekim eki almış. O zaman ne yapacaksın bunu işaretleyeceksin. Diğerlerinin yapım eki aldığını kontrol edelim seninle. Düşünce sözcüğü, düşüncelerin diyor. Şunlar zaten çekim eki. Düşünce sözcüğü düşünmekten gelmiş almış. Abartılı sözcüğü abartıdan türemiş olabilir almış. Anlatım sözcüğü anlatmaktan gelmiş olabilir hocam almış gülmecesel sözcüğü gülmeceden gelmiş olabilir gülmece gülmeden gelmiştir gülme de gülmekten gelmiştir bak o kadar çok almış ki almış sen bir tanesini bul yeter bir tanesini bul işaretle bu soruyu boş bırakma bakalım başka çıkmış soru geldi. Bu parçada numaramlı sözcüklerin hangileri isim kökünden türemiş demiş. Ben şıkları yanlış almışım arkadaşlar. İki tane bulacağız. Hangileri isim kökünden türemiş bunu da 2018'de sormuş. Yani diyor ki köke bak isim mi fiil mi diye kontrol et. E hezem, hem ne yapacağız? Kökün en küçük haline bakacağız. Sözcüğün en küçük haline gideceğiz. İlk haline etkileşim sözcüğünün en küçük hali et. Hocam etmek diyebiliyorum. Etmek dedim bir gitti. Devam. Esinlenmek sözcüğünün en küçük hali es. Esmek diyebiliyorum. Bu da ne oldu? Fiilden türemişti. İşlemcilerin işlemcilerin en küçük kökü iş. İşmek olur mu? Olmaz hocam. O zaman burada bir tane isim buldum. Bir tanesi 3 olacak. Şuraya kendi şıkkımızı yapalım. 3. Biçimin en küçük hali biç. Biçmek olur mu? Olur. Bu da eledi. Ne kaldı geriye? 5 kaldı. Bunu da böyle yaptık. Ne demiştik? Yaştan gelir. Yaş insan yaşı arkadaşlar. Dolayısıyla isim. Çıkmış soruları bitirdim hızlıca. Şimdi MEP kazanım testlerine geçelim. Ne sormuş MEP? E? ÖSYM'den farklı mı sormuş? Hayır farklı sormamış. Devam ediyorum. Bu düzelerdeki altı sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almış? Hem yapım hem çekim eki almış. Bakalım hocam. Ilık sözcüğü. Şimdi iki tane eke ihtiyacım var en az. Ilık sözcüğünde ne var? E bir tane var zaten ılık, ılımaktan ılık. Gitti hocam. Ilık nereden gelmiş olabilir? Ilımaktan gelmiş olabilir. Arada bunlar da tekrar edeyim. Senin düşüncende bu otursun ama zaten tek ek var burada. Biri zaten neler miyim? Gitti bir. Ruhumda sözcü. Hocam kökü ruh. Benim ruhum yani ne bu? İyelik eki. Bir de dağ var. Dağ da neydi hocam? Hal eki. Ruhumda sadece ne almış? çekim eki almış. Bana hem yapım hem çekim diyor. Gitti ufuklardan. Hocam lar'ı biliyorum ben. Lar çokluk eki. Danı da biliyorum hocam. Şuradan da. Dan da gitti. Ufuk da burada kaldı. E bu da gitti. İçimde imi biliyorum hocam. Benim içim. Şuradan geldi. D'yi biliyorum hocam hal eki. O da buradan geldi. Çekim ekleri yine gitti. Yalnızlığım diyor hocam. Şurada bir ım var benim yalnızlığım. Tamam. Çekim eki ama yalnızlık sözü sözcüğü nereden türemiş olabilir? Yalnızlıkla yalnızın bir ilgisi var. Yalnızdan türemiş olabilir. O zaman burada da bir tane yapım eki var. Bana ne soruyordu? Hem yapım hem çekim soruyordu. İşaretledi Edirne'yi. Geçtik seninle yeni bir soruya. Bu parçada numaralı sözcükler yapı bakımından iki şeyle eşleştirdiğinde hangisi dışta kalır? İlk neyi yapacağım? Direkt yapıyı sorduğu için basit türemiş birleşiye bakacağım. Hiç birleşik var mı bakalım. Dünyadan geçmek, davranış, dönüş yapabilmek. Ha burada bir birleşik fiil var. Şimdi birleşik fiilleri özellikle fiiller konusunda işlediğim için burada anlatmadım. Zaten burada Çalışıp buna kafanı karıştırma. Sözcükte yapı konusunda gidip birleşik fiilleri, birleşik sıfatları, birleşik isimleri çalışırsan Kafan karışır, boş ver. Şimdilik o soruları geç. Fiil konusunda halledeceğiz onu seninle. Burada bir yapmak, burada bir de bilmek var. Kurallı birleşik fiil bu, abilmek, yeterlilik fiili diyoruz. Burada bir birleşik sözcüğüm var hocam, birleşik fiilim var. Peki başka birleşik var mı? Dönüş, davranış, dünya, geçeceğim, geçmek. E ikişerle eşleştireceğime göre tek birleşik varsa, bak sorunun basitliğini görüyor musun? Tek birleşik varsa, bunu eşleştirebileceğim bir şey yoksa. Bu ne olur? Dışta kalır. Bunu ne yaparım? İşaretlerim. Seninle hemen yeni bir soruya geçeriz. Bakalım ne var yeni soruda? Bu düzelerde numaramlı sözcüklerden hangileri hem yapım eki hem çekim eki almamıştır? Yani hem yapım eki hem çekim eki almıştır sorusuna alışkınız ya almamıştır diye sormuş. Biz de hızlı okuyalım ve yanılalım istiyor. Hem yapım hem çekim eki almasın. Tamam almasın hocam. Yani iki tane eke ihtiyacım var benim doğru mu? Peki görüp de kaç ek var? Görmek görüp. Yani bir tane ek olduysa almamıştır demek. Ki. O zaman biri ne yapacağım? Birin olmadığı her şeyi eleyeceğim. Birin olmadığı her şeyi eledim. Ne kaldı elimde? 1 2 kaldı, 1 5 kaldı. Peki ben bu soruyu şöyle çözseydim. Tek tek bunu önce çözümleseydim, sonra 2'yi çözseydim, sonra 3'ü, sonra 4'ü, sonra 5'i ve sonra şıkka baksaydım ne yapacaktım? Vakit kaybedecektim. Şık elemek özellikle tüm sorular için faydalıdır ama dil bilgisi sorularında oldukça faydalıdır. Şimdi elimde ne kaldı? 1 2 1 5 kaldı. Gel bakalım 5'te ne var? hem yapım hem çekim olmasın. Yani içerisinde yapım eki olmasın bunun. Bakalım acılardan. Lar neydi hocam? Çokluk ekiydi. Dan neydi? Hal ekiydi. Acı da benim köküm. E bunun içinde hiç yapım eki yok. Acı sözcüğü zaten acı sözcüğü ilk bulunduğu halde duruyor. O zaman bir beşi işaretledim. Geçtim. Hadi 2'yi de kontrol edeyim senin için. Yoksunluklardan. Lar çokluk hocam. Dan haliki. Ama yoksunluk sözcüğünü türeten adam nereden türetmiş olabilir bunu? Yoksundan türetmiştir. Yoksunu nereden türetmiştir? Onu da yok sözcüğünden türetmiştir. Burada bir sürü yapım eki var dedik. Bu soruyu da seninle birlikte hızlıca hallettik. Yeni sorulara yelkeni açtık. Bakalım burada ne var? Bu dizelerde numaranlı sözcüklerden hangileri isim kökünden türemiştir? Kök soruyor. ÖSYM'de soruyor. Mep de soruyor. En basit soru tipi bence bu. İsim kökünden türemiş. Kökün en küçük haline bakacağım. İsim mi, fiil mi diye kontrol edeceğim. Çeldiricilere de dikkat ederek. Yitik sözcüğü nereden gelmiş olabilir? Yitmek, bir şeyi yitirmekten değil mi? Hem yitmek var, hem yitirmek var, hem yitik var. Üçü birbiriyle bağlı sözcükler. O zaman bunun en küçük hali yit, yite bir mek koydum hemen. Yitmek dedim. Dolayısıyla bu nereden geldi? Fiilden geldi. Beşi hemen ne yapıyorum? Hop gitti. Devam ediyorum. Yutkunuyor sözcüğü. Yutkunmak, Yutmak. Hadi en küçük haline bakacağız değil mi? Yutmak. Bu da ne oldu? Bu da fiil oldu. Dördü de eleyelim. Hop dört de gitti. Yine nereye kaldım? İki tane şıkka kaldım. İsim kökünden türeyeni bulacağım. Soğuk sözcüğünü bulan adam ya dışarı çıkıp buz gibi donduğu zaman burası çok soğuk diyen ilk adam bunu nereden türetmiştir? Soğuk sözcüğü acaba soğumak fiilinden gelmiş olabilir mi? Bak soğumak, soğumak, soğuk. Soğumak diyebildiğime göre, soğumak diyebildiğime göre bu da nereden türemiştir? Bu da fiilden türemiştir. Bunu da eledim mi? Geriye ne kaldı? 1 ve 2 kaldı. Peki sen bunu birinciden başlayarak çözseydin ya da tek tek yine kontrol ederek çözseydin. Hocam sarardı diye bir sözcük var burada. Bunun kökü sararmak deyip yapsaydın çeldiriciye yakalanacaktın. Peki benim sana öğrettiğim mantıkla sararmak fiili sararmaklı sözcüğü, sararmak sözcüğü ilk olarak nereden gelmiştir? Mesela sarmakla sararmanın bir ilgisi var mı? Sararmak ne demek? Bir şeyin renginin sarıya dönmesi demek. O zaman sararmak fiilini adam sarı sözcüğünden türetmiştir. Mantıken sarı sözcüğünden türetmiş, buradaki ı ünlüsünü de düşürmüş. Kökte düşen, türerken düşen ünlüleri de bu sayede bulabilirsin bu mantıkla. Unutma, sarı da isim hocam. Yıldızlar Yıldızların kökü yıldız. Yıldızın yılla ilgisi var mı? Yılmak fiiliyle ilgisi var mı? Hiçbir şekilde ilgisi yok. Yıldız zaten yaldız Türkçe bir sözcükte de değil. Biz zaten bunu seninle çözmüştük ama sarıya dikkat etmen için biraz daha oyalandım bu soruda. Geçelim başka senin için neler seçtim bakalım. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizgi sözcüklerden hangisi ortak köklü değildir? Ortak kök ve sesteş kök karşına çıkabilecek bir konu olduğu için yapı konusunda özellikle seçtim bu soruyu. Ortak kökle sesteş kök birbirine benzeyen şeylerdir. Yukarıdaki açıklamaya çok bakma. Hem isim hem fiil olarak kullanılabilen kökler vardır ki bunlara ortak kök denir diyor ama bu kafanı karıştırır. Ben ortak kökü şöyle özetleyeyim sana. Bak bakalım şimdi. Boya bunun kökü ne? Boya. Şimdi boya diye bir nesne var. Bir de boyamak diye fiil var. Değil mi? Hem fiil hem isim ama birbiriyle ilişkisi var. Yani neyle boyama yaparsın? Sen boya ile yaparsın. Eğer birbiriyle ilişkisi varsa ortak kök diyeceksin. Mesela kuru diye bir sözcük var Türkçede. Bir de kurumak diye fiil var hem kuru. Mesela bunun sonuna şöyle bir çizgi atarsam fiile döner bu. Ama kurumak fiilinin kuruyla da bir ilgisi var. İlgi devam ettiği anda ortak kök. Eskici, eskimek diye bir fiil var Türkçede. Bir de eski diye bir sözcük var. İşte ne diyorsun? Eski sandalye diyorsun. Bir de sandalye eskidi diyorsun. Yani bunu hem isim hem fiil olarak kullanabiliyorsun. Ama ne oluyor burada? İlişki yine devam ediyor. Ortak kök var. Türkçede hem güvenmek var hem de güven diye bir isim var. Dolayısıyla burada güvenmekle güven fiili ve ismi yine birbiriyle ilişkili halinde ortak kök var. Peki bir gül var hocam. Çiçek. Şöyle çok kötü çözdüm biliyorum. Bir de gülmek fiili var. Değil mi? Divan şiirinde sevgili için en çok kullanılan bunlardan biridir gül. Çiçekle gülmek filinin arasında ilişki var mı? İlişki yok. İlişki olmayıp aynı yazılanlara ne diyeceğim? Bunlara da sesteş gök diyeceğim. Unutma bunu da araya sıkıştırmış olup diğer soruya geçiyorum hemen. Bu parçada numaramın sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bunu da niye seçtim? Bu tip sorulardan korkuyorsun sen. Hocam 5 tane şık var. Hepsini tek tek kontrol edeceğim. Tek tek eleyeceğim. Haklısın. En zor soru tiplerinden biri diyebilirim. Gerçi hızlı kontrol edebilirsin bu konuda. Ama buradaki taktiğim benim genel olarak şu. En kolaydan git. Bak, en kolaydan git. E'den git demiyorum. En kolaydan git. Hangisine en kolay bulabilirim. Şöyle hızlıca bakıyorum birden fazla çekim eki fiilden fiil yapım eki. Yani yapım ekini bulacağım bir de fiilden fiil mi diye bakacağım. Fiil kökten türemiş bir sözcük. Ha bunun köküne bakıp fiil mi isim mi diye hemen bulabilirim. O zaman benim birinci olarak ben bundan başlarım. Başlayalım bakalım. Sözcük fiil kökten türetilmiştir diyor. Sözcüğümüz ne? Sözcüğümüz yükselen sözcüğü. Hocam yükselmek var burada. Yükselen yükselmek. Peki fiil kök mü? Bir düşün bakalım yükselmek sözcüğü hangi sözcükle ilişkili olabilir? Yükselmek fiilini bulan ilk adam bunu hangi sözcükten türetmiştir? Yükselmenin başka yakın bir sözcük düşün bakalım buna. Yüksek. Yüksek sözcüğüyle yükselmek sözcüğü arasında bir ilişki var. O zaman yükselmek yüksekten türemiştir. Buradaki k de düşmüştür. Ünsüz düşmesinin zor örnekleri diye yine ses bilgisinde anlatmıştık. Bak burada da yine karşımıza çıktı. O zaman yüksek ne? Isim kökü. Bu çeldiriciye dikkat et. Çeldirici mi buldum? fiil kök dedi. İşaret dedim. Ben bu soruyu Böyle çözdüm. Sen de zamanla böyle çözmeye alışacaksın. Özellikle short videolarını izlersen orada ne yapıyorum? Her gün bir taktik atıyorum. Orada bunlardan bol bol ne yapıyoruz? Çözüyoruz seninle. E hocam şuradan bakalım mesela birden fazla çekim eki almıştır. Topraklarımız hocamlar şuradaki çokluk ekiydi. Benim topraklarım iyilik ekiydi. Toprak bizim topraklarımız iyilik ekiydi. Tamam çekim eki almış bu. Mesela şuradan bakalım. Sömürgeciyi kontrol edelim sonra. Farklı türde birden fazla yapım eki almıştır. Ne demek hocam? Farklı türde yapım eki ve fiilden fiil yapım eki nedir? Biraz onu bahsetmiş olayım bu soruda o zaman. Bu soruyu çözdüm ama hemen geçmeyeyim. Fiilden fiili, fiilden isimi, isimden fiil yapım ekini nasıl bulabilirim? Bu son soruda bunu da anlatmış olarak bitireyim. Şimdi sömürgeci diye bir sözcük var burada. Sömürgeci sözcüğü nereden türemiş olabilir? Sömürgeci sömürgeden türemiş olabilir. Sömürge nereden türemiş olabilir? Sömürmekten türemiş olabilir. Şimdi buldun sömürmek. Buna ne diyorsun? Sömürmek. Bu fiil. Sömürge ne? Sömürge isim. O zaman ne buldun? Fiilden isim yapan bir ek buldun şu an. Tamam mı? Peki sömürgecini, bu da yine isim. Elde ettiğin üçüncü sözcük isim. Buraya isim yazdın. Şimdi ne buldun? Oku hemen şöyle şu tarafa getir. İsimden isim yapan ek buldun. Fiilden isim yapan, isimden isim yapan, isimden fiil yapan eklerde de bu şekilde bulacaksın. Sözcük sözcüğün ilk hali ve senin türettiğin sözcük fiil mi isim mi diye bakıyorsun. Fiilden isim isimden fiil diye bakıyorsun. E farklı türde yapım eki demek de bu. Bir fiilden isim almış bir de isimden isim almış diye düşünüyorsun. Fiilden fiil yapım eki demiş mesela. Getirilmek hocam şöyle olsun getirmek bunun kökü fiil olsun getirilmek de fiil. Bu fiil, bu da fiil. Yani F'den F'ye gittiyse hocam, fiilden fiil yapım ekiyle bu sözcük türetilmiştir diyorsun. Bunları da anlatmış oldun. Bu sanırım son soruydu. Bununla birlikte videoyu bitiriyorum çok da uzatmadan. Umarım bundan sonra sözcükte yapı sorularından korkmaz, onları boş bırakmaz. En azından çözmeye çalışırsın. Serinin 3. videosu Sözcük türleri olacak. Sözcükte de yapı dediği zaman ne soruyor, sözcük türleri dediği zaman ne soruyor diye karıştırıp boş bıraktığın sorulardan devam ediyorum şimdilik. Sözcük türlerinde ne yapacağız? İsim, sıfat, zarf, zamir onları hızlıca pratik bir şekilde öğreneceğiz ve yine bol soru çözeceğiz. Sorular nasıl çözülür onu öğretmeye çalışacağım sana. Takipte kal haftaya sözcük türlerinde görüşmek üzere. Hoşçakal.